Çok kıymetli yerel meclis arkadaşlarım, değerli dairelerimiz, kıymetli misafirler, basınımızın çok değerli temsilcileri, Kasım ayı genel meclis toplantılarımızın ve alacağımız kararların ve hazırlayacağımız bütçenin ilimize, ilçelerimize ve köylerimize hayırlar getirmesini, hayırlara vesile olmasını temenni eder. Bu vesileyle hepinizi saygıyla ve muhabbetle selamlarım. Değerli arkadaşlar, Kasım ayı bütçe olması hasebiyle 20 gün boyunca bir taraftan plan bütçe komisyonlarımız çalışmalar devam ettirecek. Diğer taraftan da ilgilenen meclisimiz tüm birim müdürlüklerimizin bütçelerini ayrı ayrı ve bizzat birim müdürlerimizi meclisimize davet ederek çalışmalarını devam ettirecektir. Bunun dışında İl Afet Durum Müdürlüğümüz, İl Sağlık Müdürlüğümüz, Kültür Turizm İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Jandarma Güvenlik Hizmetleri ve Emniyet Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüzün de talepler değerlendirilecek ve bütçeyle ilgili bütçe imkanları dahilinde ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışılacak ve sonuç olarak karara bağlanacaktır. Bütçesini görüşeceğimiz birim müdürlerimizden öncelikle kendilerinden bir önceki yılın bütçesi ile ilgili ayrıntılı bilgiler istenecek. Daha sonra 2018 yılı bütçesi ile ilgili talepleri değerlendirilecektir ve karara bağlanacaktır. 2018 yılı bütçesi oluşturulurken milletimizin vergilerinden oluşan gelirlerden aktarılan payla oluşturulacak bütçemizde titizlik ve hassasiyet göstermek zorunda olduğumuz kadar her bir meclis üyemizin omuzlarındaki yükün de yüklendiği mesuliyetin de bilincinde olduğunu beyan etmek isterim. İl Genel Meclisimiz sadece bütçe yapma yetkisini kullanan değil, aynı zamanda hazırladığı bütçeyi denetleyen ve uygulamalarının takipçisi olan bir meclistir. Bu yılki bütçemiz geçen yıla oranla %5 artış göstererek 39 milyon TL olarak gerçekleşecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Kasım ayı İl Genel Meclisi toplantılarımızın ve hazırlayacağımız 2018 yılı mali bütçesinin ilimize, ilçelerimize ve köylerimize hayırlar getirmesini, hayırlara vesile olmasını, hayırlı hizmetlere nasip olmasını temenni eder. Bu vesileyle hepinizi saygıyla ve muhabbetle selamlarım.